tarih kitaplarının bize ata yurdu diye tanıttığı, ne kadar uzak olsak da kendimize hep yakın hissettiğimiz diyarlar. Eski topraklar. Bizi oraya bağlayan güçlü bağlar var. Biz Orta Asya bozkırlarını hala ata yurdu olarak biliriz. Geçtiğimiz yüzyıl bizi oradan bir süreliğine uzak tutmuş, koparmıştı. Sınır kapıları açılalı çeyrek yüzyıl henüz geride kaldı ama çok daha önceleri o zorlu sınırları aşarak Türkiye'ye ulaşmış, aramızda yaşayan akrabalarımız, kardeşlerimiz var. Eski topraklar yakın geçmişimize ait sözlü bilgi ve belgelerden bir arşivi derleyecek ve bu bilgileri dedelerimizin dilinden gelecek nesillere aktaracak. Afganistan, Gazneli Devleti'nden hatta öncesinden beri önemli bir Türk yurdudur. Günümüzde Afganistan'da Uygur, Özbek, Kazak ve Türkmen olmak üzere çok sayıda Türk kökenli halk yaşıyor. Bugün Afganistan Türkmenlerinden 6 yerli amcamızın evine konuk oluyoruz. Kaysi yılda, kayerde, tuğansız, özünü bizge tanıştırıp verir misiniz? Ben doğum tarihim 1956. Afganistan, Şuğan, vilayetinin Kızılayak obasında doğuldum. Ondan sonra Pakistan'a geçtik. Pakistan'dan sonra orada kaç yıl kaldık? 2 sene orada kaldık galiba. 2 sene kaldı. 2 seneden sonra liderimiz bile beraber onun yanındaydım suratlı. Onun yanında gidiyordum. Korum olarak gelip beraber gittik, beraber geliyorduk. Deplerimiz vardı. Sonra Türkiye, Kenan Evren vardı. Kenan Evren vardıktan sonra onun yanına gittik. Biz dedi Türkiye'ye gideceğiz. Hay hay dedi biz. Sizi alacağız Türkiye'ye. Benlerin hepsinde. Biz Kenan Evren vardıktan sonra liderimiz görüştü, zat etti. Biz dedi sizi kısa zamanda Türkiye'ye alırız deyip bize söz verdi. Sonra aradan 40-50 gün geçti. Ayet vardı, yazdılar. Bizi 4500 kişi Türkiye'ye aldılar o Pakistan'dan. Zaman. Pakistan'dan böyle aldılar. 4500 kişi yazılıp o zaman geldik. Kaç yılda? 82'de. 82'de geldik. 82'den sonra Astas'tan yavaş bizim arkadaki bir homlardan, doğanlarımızdan arkamızdan geldiler. Sonra çok kişilerimiz geldi. Ondan sonra bizim burada şimdi toplam Tokat'a yerleştiler. İstanbul'a yerleştiler. Dağıldık her tarafa. Türkiye'nin içlerine dağıldık. Şimdi her velayetlerinde varız. Olsun. Çağlarımız okuyor. Onlar okulda yetişip devlet kademelerine girdiler. Hep şükür şu anda rahatız, memnunuz. Öz devletimiz. Altı amcanın çok güzel Türkmen pilavı yaptığını söylemişlerdi. Bugün bu görevi eşi Hatice Hanım üstlenmiş. Hatice Hanım bir yandan pilavı pişirirken bir yandan da tarifini bizlerle paylaştı. Şimdi az kısmısı. Havuç var. Havuç var. Evet. Domates. Etimi koyacağız. Önce kısmı. Etimi giriyor kırınca. Soğan var. Soğan koyacağım. Pirinç hazır. Evet. Bu ne kadar bu? Bu.
Bir kilo. Bir kilo. Evet. Bir kiloya da bir kilo et. Bir kilo et. Evet. Havuç bayağı çok. Havuçta bir kilo yaklaşık vardır ama bir kilo da biraz azdır. Evet. Ya kızamak kadar biraz, biraz kısa etini atacağız. Ettiğin zaman et biraz kavruluyor. Soğanını atacağız. Soğan ekleyeceğiz. Ekleyeceğiz, evet. Hı-hı. Ondan sonra da havuç. Havuç. O biraz daha şey oluyor, kavruluyor. Hı-hı. Ondan sonra iki tane domates doğradım ben. Tamam. Bunları atacağız. Biraz kaynar su koyup bir 15 dakika kaynatacağız kısık ateşte. Son anladım. Hı-hı. Sonra? Ondan sonra işte pirinçleri yıkayıp atıyorsun işte. En son pirinç? Evet. Peki bir kilo pirince ne kadar su gerekiyor? İşte bu çaydanlığın yarısını koyuyorum ben. Yani o ayar bak parmak boğumuna kadar. Parmak boğumuna kadar. Evet. Aslında şey göz ayarı. Göz ayarı yapıyorum ben. En çok bazıları hani küçükken annelerimiz parmak boğum derlerdi. Ben öyle yapmıyorum. Göz ayarı yapıyorum. Tamam. Biraz kavrulacak. O da şu an gibi tez mi kavruluyor? Hemen kavruluyor. Hı. Biraz kapağını da kapatayım. Bir tane. Türkmen pilavı hem besleyici hem de doyurucu. Tereyağı, havuç, soğan gibi temel malzemelerden oluşan Türkmen pilavı, geleneksel Orta Asya mutfağının düğünlerinin mutlaka tadılması gereken vazgeçilmez bir lezzeti. Altı amca yıllardır atölyesinde giyecek, çanta, çalgı kılıfı gibi birçok eşya dikmiş. Atölyesinde el emeği, göz nuru işlerini büyük bir tevazuyla anlattı. Siz bu meslekte kaç Ankara'da başladınız, kimden öğrendiniz, öğretkendiniz, kişiler var mı? Biz 82'de geldik, 83'te de bu Türkiye'ye geldikten sonra İstanbul'dan şu kırfındı değerler var. Bunlar montet diyorlar burada. Hı. O kırfındı değerlerden bir usta alıp gidip Tokat'ta öğrendik. Orada öğrendik. Sonra yavaş yavaş asla asla bilen ilerlettik işimizi. Hı hı. 83'ten beri. 83'ten sonra başladık. Hı hı. Bir 4 sene fabrikada çalıştım. Yine de koymadım. Yine de
Maşini işini işlemene başladım. Hı hı. Oyam yok. Kavga gitsem de. Sizden öğrenen kişi oldu mu? Bizden öğrenen kişilerim var. Hı hı. Mesela hanım benden öğrendi. Çok kişileri öğrendi, benden öğrenenler var. Hanım da biliyor bu işleri. Ondan... Siz hazır çanta. Evet. Bu müzik çaldı. Çanta, kemençe, kılıbı. Kılıbı. Her iş ettiğin. Yasaysız. Her iş ettiğin, yasıyorum her işte. Elimden her mesi geliyor. Gelmedik iş yok. Baştan aitin size. Şu oranın genellikle saçının bağlarıdır. Ayarlarım. Ayarlarım. Saç bağı. Evet. Şu mesela terve üylenin, kelimlerin kapıyım işin bu tarafında bu varlıyor, o tarafında da ötekisi iki. Bunday. İki tane. Şularda Türkmen çadırları var ya, onun içine boydan boya böyle dolaşıyor. Bu onun nemesi. Cokor'da. Cokor'dan şöyle dolaşıyor. Türkmen çadırlarının içine dolaşıyor. Bu da Türkiye'ye geldikten sonra, maşinleri öğrendikten sonra kendi imalatlarım, kendim nömettiğim. Şunlar da hemmesi kendi imalatım. Açıp göster öyle. Açıp. Ama bunu da böyle. İçinin nemesi var, kisesi, kise deriz. Her rakamet kurşanlığının bu şekil var, zancırlı nemedilen. Bu türlüsü var, nemesi var. Bu kumaşı? Kumaşı bunun bir rakam katife, baskıl katife. Bir de böyle çanta kurşuyoruz. Bunları... Bu yakı? Bu deriyi buradan alıyoruz. Türkiye'de deri köp. Yani buradan nemetiyoruz, alıyoruz. Yani bu var. Onu bularım. Özbekistan'dan geliyor şöyle. Aynı bunlarda şu şekilde. Yasap, kurşap. O zaman satıyoruz. Bu Türkmenlerin... Bu erkek giyimi. Erkek giyimi. Bunlar şöyle de bağlarlar, bağlarlar. Aynı şu. Bu pardos var ya, Türkiye'de pardos diyorlar. Onun gibi şunu bağlarlar. Bir iğne de kuşak kuşarlı gider. Kuşak kuşarlı. Bu da ayarlar için. Ayar giyimi. Ayarların kıyıp da. Bu da Afganistan'ın giyen adetleri. Buna da doğan derler. Bu da erkek giyim. Erkek, bu da erkek giyim. Kolu uzun. Kollar uzun mu? Az. Şu kadar uzun da var. İyi. Bu şöyle toplanıyor, elin şöyle. Toplak koymalı oluyor. Yani uzun kolu. Bunlara kemençe, sağın kabı, Türkmençesi daha doğru. Kemençe kabı. Kemençe kabı. Buna koyarlar, bu hakiki derden, bu kemençe kabı. Bu mesela sipariş, nimet diyorlar, veriyorlar, tikip veriyorum bunları. Bunlar deri del, bunlar süni derden. Özbekistan'dan gelen kumaşlardan kesip böyle ediyoruz. Ya üstüne. Üstüne ha. Öyle. Ye. Kesip. Bunlar da mı? Bunlar mı aynı? Hem mesela şu Özbekistan'dan gelen matalardan, kumaşlardan. Bunlar hem mesela. Bunlar sönü deri de. Bu sönü deri. İsteyenle tikip veriyorsun. Sipariş olarak. Ye. Biz sizden istesek, bizge de bunlardan biliyorsun, kanday koşarsız bize. Verir, sizlere de verir. Görsetip verirsiniz. Evet, görsetip verir. İnşallah. Tamam. Bunlardan da. Bu süni derden kemençe galibi. Kesip tikiyoruz. Bu da onun galibi bu. Şimdi şu şekilde ortalamasını koyuyoruz. Biraz geniş alsak,
şu şekilde giyin, şu şekilde kalem ile çiziyoruz. Ha, genç bulması için. Şöyle. Şimdi bu bitti. Şimdi keseceğiz bunu. Bu şekilde kestik. Hazır oldu. Şimdi bir de astarı var. Böyle keçeden astar şey yapıyoruz. Buna şey gerek yok. Şöyle göz kararıyla çıkartırız. Mesela şunu atıyoruz. Şu şekilde koyup makineye vereceğiz. Tıkıp. Dikeceğiz. Etrafını döndüreceğiz. Sonra da bağ takacağız şuradan. Bismillahirrahmanirrahim. Da oldu. Susu da oldu. Susu. Bundan da edebiliriz şuradan.
bu kemençe galiba. Kemençe galibin bak 15 dakikanın içinde bitirdik. 15 dakikada bitirdik. Bitirdik. Ama lakin siz bunu pek yakışı bilgeniniz için 15 dakikada. Bugünkü çeyin 35 yıl ölçün. 35 yıl artı 15 dakikada. Doğru. Eliniz kolunuz sağ olsun. Sağ olun. Siz de sağ olun. Afganistan pek çok Türk boyununda yurdudur. Sovyetler Birliği ile süren savaş sırasında birçok Türkmen gelip Türkiye yurttaşı olmuştu. Sizden hazır Türkiye'de özellikle Zeytinburnu'nda yaşayan Türkmenlerin ahvalını sorayım. Şimdi bizim Türkmenler çok yakışı. Afganistan'dan geldiler, böyle yerleştiler. Bir 1985'te gelen Türkmenler var. Onun arkasından sonra az az yine kavim kolon var. Olur da mesela daha iyi gelen ağayını son gelenlerim var. Böyle çok yakışı durumlar yakışı. Herhangi bir nerede kıyınçılık yok. Oğlanlar hem de mektebe gidiyor. Okuyorlar. Yani okuyup böyle hakim olan var, defter olan var, vali olan var. Çok yakışı yani durumları. Kayseri'den kıyınçılık yok. Kültürünüzü yaşamak konusunda halkanday? Kültürümüz aynı. Onunki yanık, Afganistan'daki yanık. Bizler devam ettirecek oluyor. Ya ettiriyorsan daha doğrusu. Yani yansıtıyoruz yani. Şimdi şurada görüp oturan yerimiz var. Türkmen soprası. Burada gelip her milletten bizim yöresel nanlarımız var. Onlardan geliyorlar, istifade ediyorlar, yiyorlar. Bizim Afganistan'dan soylarımız oluyor. Soylarımız da hatta bizde Afganistan'dan gelen aydınçılarımız oluyor. Burada yaş yapıyorlar. O şekilde soylarımızı Afganistan'da yani burada edebiliyoruz. Çok rahat. Yani kayıp bırakı inçilerinde yok. Daha şükür. Çağlarımızda hem de okula gidiyorlar, mektebe veriyoruz. Mektepten okuyorlar. Ondan sonra burada birinci sınıftan okuyup üniversite bittikten sonra bunlar iş sahibi oluyorlar. Herhangi bir bizim Allah'a şükür Türkiye Cumhuriyeti bize bir kucak açtı. Onunla Afganistan'da o kadar fazla bizler okula gidiyordu. Okuyordu ama bunu böyle yanıklardı. Burada fazla okuda okuyup bitirenden sonra bizler Türkiye Cumhuriyeti hak tanıyor. Bizler hayırlı konuda mesela okuyamasak şöyle dalda işleyebiliyoruz. Hem de kıyınçılık yok. Hem de her şeyden rahat, ekonomik konudan da rahat. Her nameden de yakışık kadar şükür. Hayırlı kıyınçılığımız da yok. Sizden de sizin umumi hallerinizi sorayım. Hem bu iş yerinin hali.
Biller bunu takriben 2014-2015'te açtık açanımızda. Orta Asyalılar yani bu Oğanlar bular, Türkmenler bular, Özbekler bular. Şu Orta Asya yemekleri üzerine açtık bu nanlar ne dildi. Ondan sonra tandır nanımızdan bağladık, tandır nan kuşadık, tandırımızdan bağladık, tandırımızdan ettik. Şulara ilk etapta şulara evine kaçtık. Şükür şipilek bu sanıyorum. Hani hem mesem gelip tuğ gelin. Oğan babası, Türkmen babası, Özbek babası olan nanların pişirip nanların edip. Dağışı diyen bir göğüşlü çorbaları var. Ondan sonra ayak payça diyen nanı var. Onu kuşak veriyoruz. Palav var, Türkmen palav, Özbek palav. Sonra kebapları var, kebaplarını kuşak veriyoruz. Şükür elhamdülillah hani 2014'ten beri yakışıramadı işleştirdi usta böyle. Yani ortası hitap etmez şimdi. Yeah. Şağalar durmasın, gitsin.
Eski topraklarda bugünkü yolculuğumuzun sonuna geldik. Gelecek programımızda bir başka büyüğümüzle buluşarak Türk kültürünü tanımaya devam edeceğiz.